Türkiye'nin artık gerçek gündemine bir şekilde odaklanması gerekiyor. Türkiye seçim gündemine sıkıştı. Hayati önemdeki ekonomik krizle ilgili ise çözülmeyi bekleyen sorunlar gün geçtikçe ağırlaşıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılması gereken, bütün paydaşları bir araya toplayarak tartışması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Enflasyon Mart ayında %19.7 yükseldi. Dünyada gıda fiyatları Mart'ta yıllık %3.6 düşerken Türkiye'de gıda enflasyonu yıllık %30'a yakın. Rakamlar çok ortada, FAO'nun rakamları. Taze meyve ve sebzede artışlarsa %71'i buluyor. Bunun tek nedeni üretimsizlik. Hazinenin faiz yükü de geçen yıla göre 9.3 milyar lira arttı. Türkiye'nin tekrar tarımı hatırlaması gerekiyor. Sorunu ithalatla çözerseniz önümüzdeki sene üreticinin o ürettiğini de üretemez hale getirirsiniz. Günü kurtaran ekonomi politikaları sorunları çözmekten çok uzak. İthalat Türkiye'yi çıkmaza itiyor. Bu geldiğimiz noktanın bir numara sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Fakat şu anda bizim bu darboğazdan çıkmamız gerekiyor. Ekonomi gazetecisi Çetin Ünsalan çözümün konsensüs yani uzlaşmaktan geçtiğini ifade etti. Sorunlarımız o kadar büyüdü ki artık yek vücut buradan çıkmamız gerekiyor. Farklılıklarımızı bir kenara koyup ortak bir gelecek için bedel ödememiz gereken bir nokta. Çözüm yolu, finansmanı, her şeyi belli bir programla ortaya çıkmanız gerekiyor. Bunu uygulama noktasında da konsensus tabii çok önemli. Üretimden uzak politikanın faturasını ise önce üretici, ardından vatandaş ödedi. Son seçimlerde de ekonomik kriz belirleyici etken oldu. Önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek. Türkiye boş batağında boğulmayacak bir milli hükümet kuracak. Ekonomik meselelerle titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Siyasilerin verdiği mesajlar birbirine yakın olsa da ortak adım ve ekonomide milli politika konusunda henüz somut bir adım yok. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. Eğer gıdanızı yönetemiyorsanız ayakta kalamama riskiniz çoğalıyor. Çözüm olarak IMF seçeneği ise bir tehlike olarak Türkiye'nin önünde. Bugün geldiğimiz noktada IMF ve benzeri politikaların zararlarını yaşıyor. IMF'ye gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Başka alternatifler de var. Ama önce komşularınızla barışarak başlamanız gerekiyor işe. Yerel seçimlerin ardından süren belirsizlik ve Amerika ile S-400 gerilimi ise liranın dolar karşısında değer kaybetmesine neden oluyor. Kurun seviyesinden çok dalgalı seyir izlemesi reel sektörü etkileyen bir faktör. Dolar borçlusu olanlar kara basan görüyor. İş yapanlar da reel sektörde yani bir türlü fiyatlandırma yapamıyorlar. Doların kaç olduğundan çok doların bu ani zıplamaları ve dalgalanmaları reel sektörü çok daha hırpalıyor.